Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen üretici fiyat endeksi borsalarda hareketli neden oldu değerli arkadaşlar. İşin açıkçası düşüyor gibi olduk, yükseldik, tekrar düşüyor gibi olduk, tekrar yükseldik, sert hareketler yaptık. Ancak borsa endeksi bugün 11.113 puanla zirve tazeledi ve rekor kırdı arkadaşlar. Daha önceki rekorumuz neydi? 11.088'di. Şimdi e, borsada ne yapmamız gerektiğini konuşacağız onu en son konuşacağız arkadaşlar. Çünkü en çok dinlenen konu borsada şu an ne yapmamız gerektiği. 11.088 olan rekor acaba burada bir çift tepe yapar mıyız falan derken 10.995'e doğru geri çekildik. 10.995'e doğru orada bir satışlar geldi. Tekrar 11.064 ile endeksi kapattık ve 101 milyar TL'lik de bir işlem hacmimiz vardı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar borsada bu bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı hareketlerin sebebi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nden de üfe verisi tüfe verisi gibi iyi geleceği bekleniyordu. Ancak üfe verisi medyada sosyal medyada çok aşırı derecede kötü bir veri gibi pompalandı. Halbuki üfe verisi o kadar kötü gelmedi. Bakın şimdi sosyal medyanın, sosyal medya, internetten bahsediyorum arkadaşlar, ulusal medyadan bahsetmiyorum. Çoğu muhalif e, görüşlü insanların elinde olduğundan dolayı Amerikan üfe verisi çok berbat, çok kötü gelmiş gibi gösterildi ve gerçekten bir borsa İstanbul'da bir dalgalanmaya neden oldu. Bence o kadar kötü bir üfe verisi değil arkadaşlar. Çünkü neden? Şöyle baktığımızda şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden üretici fiyat endeksi yüzde 2.3 bekleniyordu. Beklenti yüzde 2.3'tü. Peki üretici fiyat endeksi ne geldi? Yıllık yüzde 2.3 geldi gene. Yani üretici fiyat endeksi aslında yükselmedi. Beklentiyle aynıydı. Beklentinin dışında olan haziran ayıydı. Haziran ayı arkadaşlar ne geldi? artı yüzde 0.2 geldi. Beklenti neydi? Haziran ayında yüzde 0.1 geldi. Ancak o 0.1'lik fazla Haziran ayı üretici fiyat endeksi artışı enflasyonda yıllık bazda 2.3 olan üretici fiyat endeksini değiştirmede O da 2.3 geldi. Olay buydu. Ancak bunu öyle bir anlattılar ki yani sosyal medyada üretici fiyatlarında Amerika'da enflasyon hala yükseliyor. Amerika'da enflasyon yükselmeye devam edecek. Belki faizler artacak falan gibilerinden borsayı böyle bir 11.113'den 10.995'e doğru aşağıya doğru indirdiler. Ben evet tamam beklentinin üzerinde geldi ama 0.1 puan beklentinin üzerinde geldi. Yıllığı değiştirmedi. O kötü bir diyemeyiz de yani. Yani illa her şey böyle tam nokta atışı da gelecek diye bir şey yok ya arkadaşlar Türkiye'de yüzde üç bekleniyor, yüzde altı geliyor, yüzde 0.5 bekleniyor, %4 geliyor. Yani biraz da insaf insaflı olmak gerekiyor. Şimdi küçük yatırımcı evet halka arzlarda aradığını bulamadı ve beklenti hisselerinde tuttuklarında da hisselerde de bir yükseliş olmadığından dolayı borsadan çıkan küçük yatırımcılar var. Bunu kabul ediyoruz. Ancak ben sabırlı olunması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Buradan küçük yatırımcılara şunu söylüyorum. Olabilir. 10 bin alt, yarın sabah borsa ne olacak bilmiyorum. Bak bunu bilmiyorum. Bilenler varsa gidin onları takip edin. Ancak yabancı raporlar, yurt dışından gelen fonlar, yapılan direkt yatırımlar, yurt dışından gelen direkt yatırımlar. Bunlar Türkiye'nin iyi yolda ilerlediğini, Amerika'dan da olası bir faiz indirimi olursa inanılmaz bir finansal para içerisinde olabileceğimizi, bizim iç siyasette de mantıksız işler yapmadığımız takdirde de buralardan yani hisse alan insanların olası çekilebilir 10.600 lira olabilir, 10.700 lira olabilir bilemiyoruz. 10.600 lira kadar çekilirse buralardan hisse alınırsa 1 ila 2 yıl boyunca beklenirse fazla değil yani 24 aydan bahsediyorum. Çok iyi yerlere gelinebilir. Yani yüzlük 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 2019'dan beri kuyruğuna geldik. İşte 2019'da bir finansal genişleme QE programları vardı. Tahvil alım programları vardı. Finansal genişleme. Sonra faiz arttırıldı bu paraları toplayabilmek için. Kötü süreçlerden geçtik. Yani son 5 yıldır borsalar için olabilecek en olumsuz işler oldu. Ancak bu veriler artık bu işin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Ve borsada kalınırsa 2027-2028 gibi vadenizi bilmiyorum. Bakın kısa vadeliyseniz eyvallah. Buna bir şey demiyorum. Böyle bir aylık, iki aylık için borsaya giriyorsanız bunlar için konuşmuyorum ben. Ancak ciddi anlamda arkadaşlar çok böyle bir sıfır araba fiyatına geleceğinizi kurtarabileceğiniz hisseler var. Bakın sıfır araba fiyatına ucuz kalmış. Yabancının faiz indirim programı olduğunda girdiğinde size bu hisseler alıp götürebilecek. Size sıfır bir araba fiyatıyla aldığınız o hisselerde size bir ömür boyu temettü sağlayabilecek güzel hisseler var. Yani... 1,5 milyonu, 2 milyon TL'ye kim hayatını kurtarmak istemiyor? Borsada böyle hisseler var. 1,5 milyon TL'ye, 2 milyon TL'ye hayatınızı kurtaracak. Amerika FED faiz indirdiğinde hem hissenizin değerleneceği hem de yıllık maaşınız kadar. Nedir işte? 17 bin lira değil mi? 17 bin lira asgari ücret çarpı 12 dediğinizde yıllık 200 bin lira temettü, çok rahat temettü alabileceğiniz 1,5-2 milyon lira hisse aldığınızda yıllık 200-250 bin lira çok rahat ve Hisse artışından bahsetmiyorum. Hayatını kurtaracak hisseler var. E bu ne zaman için olacak? 2-3 yıl içerisinde olacak. O yüzden küçük yatırımcının borsadan şu an çıkmasına üzülüyorum ben. Üzülüyorum. Yani tabii ki kimsenin maddi durumunu bilemeyiz. İhtiyacı vardır. Bunlar menkul kıymetlerdir. Menkul kıymetleri de hemen satıp karşılığında parayı çevirebiliyorsunuz. Ve parayı çevirdiğinizde de hemen karşılığında da sorununuzu çözebiliyorsunuz. Ancak Buralarda sabırlı olunması 2 ila 3 yıl içerisinde Amerika faiz indirdiğinde, en azından faizler şöyle 2,5'a getirdiğinde göreceğiz arkadaşlar finansal bolluğu, finansal genişlemeyi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bankalar borsanın gözdesi deniyor. Şimdi arkadaşlar bankalar borsanın gözdesi. Bunu kabul ediyorum. Ancak bankalar artık çok ucuz değil. Ucuz diyebiliriz ama çok ucuz değil. Ha bundan sonra çok ucuz olmayabilir. O da onu bilmiyorum. Ucuz, ucuzdan pahalıya gidemez mi? Enflasyon düşerse ucuzdan pahalıya da gidebilir. Ha buralardan bankalardan pozisyon açar mısınız? Ben açmam. Ama açana da tutana da satana da hayırlı olsun derim arkadaşlar. Şimdi borsada ne yapalım ne yapalım? Şimdi ben size borsada ne diyordum arkadaşlar? Borsada 11.000 şey yüzlerin üzerinde 11.088 bugün ne? 11.113'e geldi. Yani 11.100'lerin üzerinde bir kapanış yapabilirsek. E bugün kapanışı nerede yaptık arkadaşlar? Kapanışı yapamadık yani. 11.100'ün üzerinde yapamadık. Nerede yaptık? 11.064'te yaptık. 11.064'te yaptığımızdan dolayı arkadaşlar bunu üzerinde kapattık diyemeyiz. E şimdi buralardan pozisyon açmaktan ziyade e, açma. Elinde varsa tut, izle. İzle. Nakit varsa aşağı inerse 10.600 lira, 10.700 lira. E, 10.600'lerden yerine koyarsın. Ancak 11.000 yüzden üzerinde kalıcı olmadığı sürece arkadaşlar buralardan yeni pozisyon açılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir grafiklere bakalım ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi gördünüz? Mü? Gördün mü? bakın bir yeşil bar var kocaman sonra bir kırmızı bar sonra tekrar yeşil bir bar kocaman yukarıda burada rekor sonra Amerikan üfevesi geliyor Amerikan üfe hop dedi top tekrar kocaman bir kırmızı bar sonra bir yeşil barla toparlamaya çalışan böyle yerlere gitleri olan bir grafik arkadaşlar. Burada bir rekor var. Gördüğünüz gibi 11.088 bizim rekorumuz doğru rekorun üzerinde kaldık ama ben yeni pozisyon için bu 11 üzerinde şurada bir kapanışlar görmek istiyorum diyorum. En az 3 gün bir kapanış olsun ki burası güzel bir destek olsun. Ancak şimdilik bunun altında kapattığımıza göre şey değil yani onun üzerine kapatamıyoruz. Gördüğünüz gibi hareketli ortalama şuralara kadar gelmiş 11.000'lere kadar. Şimdi şöyle gördüğümüzde de trendin de arkadaşlar 10.900'ler civarına geldiğini düşünün. Şu an Borsa İstanbul'da Herhangi bir problem yok. Her şey gayet yolunda. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi değildir. Karşılıklı sohbet niteliğindedir. Aksi halde zarar edebilirsiniz. İyi